Yani Allah Teala büyüklüğü, yüceliği, ululuğu, efendim isimleri, sıfatları nedir? İşte Enne'nin haber işini geliyor burada. Bu da cümleyle haber olacak. La tüşbü benzemez. Neye benzemez? Şey en hiçbir şeye benzemez ki. Neden mi mahlukati Allah Teala'nın yarattıkları daha hiçbir şeye benzemez. E kendi yarattı onları zaten. Mahlukatından birine hiçbir bakımdan yani isim ismine benzemez, sıfat sıfatına benzemez, fiil fiiline benzemez, zat zatına benzemez. Vela yüşebbihu efendim e... vela yüşbihu vela yüşbihu benzemez kime vela e, yüşebbehu okuyalım onu vela yüşebbehu sure asla benzetilemez hiçbir şey kime bihi allah Teala'ya işte ve zatına, sıfatlarına falan benzetilemez. Peki. Daha ne itikad edecek? Şimdi enne Allah ve enne ca. O ve enne de yukarıdaki enne Allah'ı affediyor. Şöyle itikad edecek. Benzemez ve benzetilemez. Benzeten helak olur. Ve enne ma. Şuna da inanılacak ki her o şey ki cae. E, e Allah-u Teala e geldi yani allah Teala'nın isimleri ve sıfatları e, bakımından. nelerden? Min ki atlaka, itlak etti, kullandı. Ki, neyhu onu? O ismi veya o sıfatı. Ne es-şer'u, şer'at yani şer'u şerif. Bu şer'a şeriat demektir. Yani şer'un burada maksat nedir? Yani şer'at onu kullandı. Şer'at nedir ki kullanacak? Şer'at dediği e, şer'atın kaynakları olan Kur'an ve sünnet. Kütüb-i İlahiye'yi de katıyor burada Şihab-ı Kafaci. Yani ne demek? E, Kur'an, e, bizim kitabımız, e, hadis-i şerifler, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyanları, e, Kütüb-i İlahiye, bir de diğer peygamberlerin de beyanları o zaman hadis olduğuna göre, onu da ben de ona ekleyebilirim yani. Onda da bir sorun yok çünkü Musa aleyhisselam allah Teala hakkında yakışmayan bir şey kullanmaz. Kullandıysa bir şeyi müteşabihattır diyebilirsin anlamıyorsan. Demen gerekiyor yani. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem dünya kadar müteşabih hadis beyan etti zaten. 13'ün e, Kütüb-i Hilaye'de e, diğer peygamberli hadislerinde geçenler hepsi şerattır. Bunların hepsi şerattır. Şerat bir şey kullandıysa diyor e, bir kelimeyi, bir ismi, bir sıfatı falan. Kime kullandı? Alel Halik'e hem yaratan Rabbimiz Tebareke ale, Teala ve Alel mahluk hem de yaratılmış olan e, mahlukattan birine kullandı mesela. E şimdi işte demin ilk girizgahta bunu anlattım ki şimdi kolay anlayasınız diye. Ne gibi işte? allah Teala hakkında da Kur'an-ı Kerim'de rauf geçiyor. İnnehu bihim raufur rahim. Allah'ın ismi sıfatı olarak rauf rahim geçiyor. zaten Fatiha'da rahim her yerde var. Besmele'de bile var. Ama Tevbe Suresinin sonunda da Resulullah hakkında sallallahu aleyhi ve sellem bil müminine raufur rahim geçiyor. Şimdi şeriat ikisi de ayet. Hadise bile geçmedik daha. Direkt ayetten bulduk misal. Yani Allahü Teala da Raufur Rahim buyuruyor. Ee, Rabbimiz Habibi içinde de Rahim buyuruyor. Kelime de harfi her harf aynı. Peki işte demek ki şerat e, Rauf ismiyle Rahim isminiz bir manada da sıfattırlar. Muhtevalar itibarıyla Rafet sıfatı, rahmet sıfatı e, ediyor. Ama lafız olarak ismen de Rauf isimdir. Rahim isimdir. Burada hem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mahluktur, Efendimiz yaratılmıştır. E allah Teala haliktir, yaratıcıdır. Ondan sonra bazen şükür kelimesi bu noktalarda geçiyor. Hafiz geçiyor çok. İnni hafizun alim diyor. Yusuf aleyhisselam kendini hafiz diyor. Allahu hafizun ve alim ve ma'an diyor ki Allah da hafiz benim diyor. Ama Yusuf aleyhisselam da ben hafizim diyor. E i̇şte orada bunları hep anlattık. Ya e, sonra Mevla Teala da bunu Kur'an'da zikrediyor yani. Yani Yusuf Aleyhisselam bu sözünü. E, ki doğru bir söz. Efendim. Allah Teala'nın hıfzı başka. E, Yusuf Aleyhisselam'ın hıfzı başka. Manalar farklı şeyler. Anladım sen. Ben malı muhafaza ederim veyahut da işte ben emaneti korurum manası insanda mümkün şeyler. Ama Allah Teala Ese, koru koruyucudur ama Allah Teala adamı ölümden de koruyor. Sen ölümden koru bakayım. Allah Teala adamı zelzeleden koruyabilir. Sen koru koru bakayım. Yani o bakımdan ayrı şeyler yaratmak tarafı Allah Teala ait. E bu itibarla e, bu gibi insan şuna inanacak ki ve enne ma cae hangi şey ki geldi nelerden mimma atlaka min mav şeylerinde atlaka kullandığı ne onun eşşeru şerat yani ayet hadisler kimin üzerine itlak etti kullan alel halik hem yaradana ve alel mahluk hem de yaratılmışa fela teşabü asla bir benzerlik yoktur. Beynevma o iki kullanım itlak arasında ne manada yoktur? Lafızı aynı kelime harfi. Fil mana mana hakkında öyle man el hakiki gerçek mana yani şükür ve hıfız kelimelerinin, mesela ra'fet ve rahmet kelimelerinin mastarlardan alınan, aynı mastardan alınmışsa da mana itlakı e, kullanılması hakkında hiçbir e, benzerlik olamaz. İz çünkü sıfatül kadimi, kadimin sıfatları kadim, ezeli olan, evveli olmayan bir tek Allah var. Onun sıfatları neye benzemez? Bihilâf-i sıfatil mahlûkî. Yani kainun orada tabi şeydir. Sıfatü mübteda kainun olucudur. Ne, nerede olucudur? Bir hilaf. Bir hilafü sıfatil mahluk. Yaratılanların sıfatlarının hilafına olucudur. Efendim. Ben işte bu, bugün doğum günümdü şeyden. Tam 60 senem doldu benim şimdi. Peki ben 60 seneden bir gün evvel yani 25 Şevval Şimdi 26'ya girdik. Gece girince 26'ya girdik de. Bugün geçen günü konuşuyorum. 25 Şevval. Efendim 1384. Peki 1384 senesinin 24 Şevval'inde, 24 Şevval'inde, yani Cuma günü o. 25 Çünkü Cumartesi göre benim doğduğum gün. 24 Şevval'de ben var mıydım? Beni kimse elleyebiliyor muydu, tutabiliyor muydu, dokunabiliyor muydu, bilmem, ağlamamı, sesimi duyabiliyor muydu, bir şey yok. Ha, ama bak an, karnında vardı ne karnında vardı 9 ayda oradan geri gidersin, 9 ay 10 gün. on da ondan geri gidersin, anın karnında da yoktun. Oradan geri gidersin. Ya annemin efendim göz kemiklerin arasındaydım, terahipteydim ve babamın sulbündeydim. Ondan da biraz geri gidersin. Orada da yoktun. Anam da yoktu, babam da yoktu yani. Dolayısıyla e, sen e, muhtesin, hadisin, sonradan yaratılmışsın. Sen de, ben de, göklerde, yerlerde, Cebrail aleyhisselam herkes, her şey Allah'tan gayrı. Celle Celaluhu. Yani üzerinde ne geçmiş? Yokluk geçmiş. Geriye gittiğinde olmadığı zamanlar var. Her şeyin Allah'tan gayrı. Celle celal Onun için kadim Allah'tır ancak. E, kadimin sıfatları Mühlaf sıfatı yaratılmışlar. Hadistir, muhtesir, sonradan yaratılmış. on sıfatlarına nasıl benzeyecek? Bir defa kafadan onun başlangıcı var, onun başlangıcı yok. Oradan zaten iş ayrılıyor. iş oradan koptuktan sonra hiçbir yerde daha tutturamazsın. Sen de, sen de o sıfat var mı? Yok. E ondan sonra beka sıfatı ayrı bir şey, ölümsüzlük ayrı bir şey. Yani zaten Mahsebede kıtemu işte hala demu. Senin yok olman mümkün ve vaki zaten herkes ölüyor gidiyor falan. Ruh itibariyle konuşmuyorum ama beden ve iskelet itibariyle. Ama Allah Teala'nın kıdemi sabit olunca ademi muhal oluyor. Allah Teala'nın yok olacağı bir zamanı düşünmek mümkün değil. Ama zaten onu dedim yani o kıdemi tespit ettiğin anda Allah Teala'nın zatı hakkında tamam bütün üstün sıfatlar ona tabi zaten. Ama senin benim hakkımda Allah'tan gayrı hiçbir şeyde kıdem olmadığı için ezeliyet olmadığı için ondan sonra Allah Teala'ya benzemesi daha mümkün olmuyor çünkü bir sıfır ne bileyim sana yani haşa teşbihde hata yok bu laf burada geç, geçerli olacak bir laf değil de yani teşbihde hata yok yani sen zaten bir sıfır geriden başlamışsın yani ha geriden başladığın için o artık e, önden başladım diyemezsin yani. Ee, o da tabii onun da getirileri var. Onu bütün gece noksanlık getiriyor, acizlik getiriyor, yok olma tehlikesi getiriyor. Tehlikesi değil, bu kul da getiriyor. Hal böyle olunca e, fekema anne zati nasıl ki Allahu Teala'nın zatı la bu benzemez ez hiçbir zatlara yani varlıklara e, zatla e, zat ne demek biliyor musun? Ben zatım. Benim diyelim ki güzel konuşuyorum isem, konuşmamı beğeniyorsanız benim mesela, o benim güzel konuşma sıfatımdır. Güzel konuşmam sıfatımdır. Ama kendim, ben zatım. Zat olmasa sıfat olmaz. Ben olmadan, beni düşünmeden güzel konuşmamı düşünemezsin. Görmemi düşünemezsin, işitmemi düşünemezsin. Önce benim zatım, kendim var oluyorum. Ondan sonra benim sıfatlarım oluyor yani. Sıfat zatın üstüne artık gelir yani. Dolayısıyla e, mesela Allah-u Teala sıfatların zatının ilişkisi de Bizim gibi değil. Allah Teala'nın sıfatları Allah Teala'dan ayrılır mı? Ayrılmaz. Bizim sıfatlar ayrılır mı? Ayrılır. Gören gözün kör olur. Tutan elin felç olur. Yürüyen ayağın kötürüm olur. Yani bunlar hep sıfattı. Yürüme sıfatım vardı, görme sıfatım vardı, işitme sıfatı kulağın sağır olur. Yani Alzheimer'da iraden mahvolur. İraden bir şey irade edemezsin. Yani İrade beyin ister, akıl ister. Delirdin mi, aklın gitti mi, bunadın mı, gitti. İrade de yok. Ha bir de irade ettiğin şeye gücün yeter mi? O ayrı bir şey. Dünya neler irade ediyoruz, gücümüz hiçbir şey etmiyor. O da ayrı bir konu. Gücün zaten bir felç, bir pıhtıya bakar. Bir pıhtılık canım var. Pıhtıya şu kadar ismini. Beyne bir pıhtı atar. En güçlü adam altımdan alın der, onu da diyemez şu ağza da felç vurursa kelin altımdan alın bilmem ne yaptım ortalığa diyemez yani. Onun için bizim sıfatlarımız zatımızdan emanettir zaten ayrılır. Zatımız da emanet zaten. Allah'a Teala sıfatları zaten hiç ayrılır mı? allah Teala ezelden ebede kadar kudret sahibidir, irade sahibidir, ilim sahibidir, hayat sahibidir, sema sahibidir, basar sahibidir, kelam sahibidir, tekbir sahibidir. Yani sıfatlar itibariyle. Onun için Allah Teala'nın zatına benzeyen zat var mı? Yok. O zaman efendim feke del sıfatı, sıfatları da latüş bu benzer sıfatil mahluku kıne. Yaratılmışların sıfatlarına benzemez. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rauf, esirgeyici, rahim, acıyıcı diye bir sıfat beyan ettiyse onun acımasıyla esirgemesiyle Allah Teala'nın acımasının, esirgemesinin hiçbir benzerliği olabilir mi? Sıfat bakımından olamaz ya. Nasıl olacak? Allah Teala yaratandır, yaşatandır, bütün nimetlerin sahibidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi kullar içerisinde kulları içerisinde kullara en çok acıyandır. Kullar içerisinde. Bak ne oldu? Nisbi oldu, göreceli oldu. Ama Allah Teala'nın acıma sıfatına geldiğin zaman da şuna göre acımalı, buna göre acımalı sıfatı var deneyin mi? Mesela ne buyuruyor bu Bekir Akna radıyallahu anh? Erhamu ümmeti bi ümmeti Ebu Bekir'in. Benim ümmetim içerisinde ümmetime en çok acıyan Ebu Bekir'dir. Onun için eftal olmuştur. Merhamet sıfatı insanı eftal eder. Acıyacaksın tabii. Peki Ebu Bekir teala Efendimiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e göre ondan daha çok merhametli olabilir mi? Haşa nasıl olacak? Efendimizin acıması rahmetelli alemin ve mersellâke illâ rahmetellil alemin. Bütün alemlere acıdığımız için senin gönderdik zaten. Efendimizin kendisi mastar olmuş zaten. Mastar kaynak demektir. Mesela bir ayette rahim diyor, bir ayette rahmet diyor mesela. Kendisi de hadis-i şerifte nebüleyn rahmetün, mühtatün. Ben size hediye edilmiş bir rahmetim. Bak rahmet acımanın ta kendisi. Çünkü bir adam çok adaletli olursa adama adil derler. Adil, adil hükümdar, adaletli. Ama daha çok adaletli olursa Hazreti Ömer gibi böyle o adama ne derler? Racül adlün derler. Mastar kullanırlar. Yani bu adam adaletli demeyelim. Bu adaletin kaynağı olmuş. Mastarı kökü kökeni olmuş. Adaletin ta kendisi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sıfatında zaten rahmet. Kendi ben rahmet mi? Yani acımayım diyor. Acıma, yani acımanın ta kendisi. Acımaya kaynak olmuş. Mastar teşkil ediyor. Onun için e, rahimden de yukarı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de rahmet sıfatı kendini çaktırmış mübalağaten. Ama e, tabi ondan sonra e, bu ümmette, ümmete en merhamet eden kimdir? Bu hadis-i şerif olmasa kesin bir şey konuşamayız. Ama Ebu, Be Ebu Bekir'dir diyor radıyallahu anh efendimiz için. Hal böyle olunca Erham ümmeti bi ümmeti Ebu Bekir radıyallahu teala Demek hep nisbi. Ebu Bekir radıyallahu anh ki ümmet içerisinde kalmak suretiyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki alemlere rahmet. Rahmetten dil alemin alemlere. Bunda cinler görüyor, melekler görüyor ya. Yani meleklerin de işlerini yoluna koydu. Cinlere de ne kadar yardımcı oldu, rahmet oldu. E meleklere de önce Cebrail Aleyhisselam'a, diğer meleklere. Ya yani onları anlatıyoruz şimdi. O sohbetlerin şeyi değil. Ki en çok bana rahmet oldu buydu Cebrail Aleyhisselam yani. O meseleyi çok anlattım evvelce. Evet efendim. Dolayısıyla e, allah Teala'daki rahmet e, rahmeti yaratandır. Bütün acıyanlara acımayı kim verdi? Acıma sıfatını kim yarattı yani? Ebu Bekir kim en yaptı ümmet Rasulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alemde rahmet kim yaptı yani? Onun için Allah-u Teala ile o kıyas edildi mi şimdi? Onun için o sıfatlar da sıfatlarına e sen allah Teala ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyas edebilir misin yani? allah Teala kadimdir, ezelidir, ebedidir, uyumaz, yemez, içmez, evlenmez, doğmaz, doğurmaz. Yani misal yani şimdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle miydi yani? Dolayısıyla zat zata benzemez, sıfat da sıfatlara benzemez. Bunu e, güzel anlatıyor. İz çünkü sıfatı insanların sıfatları la fekkü çözülmez, ayrılmaz. Neden ayrılmaz? Hanel arazı arazlardan vel ağrazı harazlardan. şimdi insanların sıfatları arazlardan ayrılmaz. Arazlar yani cevherin karşılığı. Mesela işitme sıfattır, arazdır. İşitmeyi bana gösteremezsin. Kulağa gösterirsin. Ama kulak nasıl işitiyor? Onun işitmesini bana göster dersen hiçbir şey laboratuvar işitme gücünü işitme gücünü nasıl çalıştığını gösteremez. Gözün görme gücünü yani gözden çıkan enerjinin efendim basarın ibsarın mubsara görülen şeye ne sır bir tahallukat ile ilgi ve ilişki kuraraktan onu görebildiğinin e, filmini bana gösteremezsin yani. O arazdır işte. O çünkü mutlaka bir cehere tutulması lazımdır. Renkler gibi yani. Sen mesela yeşil gösterdiğin zaman ya yeşil kubbeyi gösterdin ya yeşil koltuk ya yeşil sandalye falan. Yani yeşili bir şeyden soyutlanmış olarak bir yeşil gösteremezsin. Anladın mı? İşitme sıfatını gösteremezsin. İşitme mahallini gösterirsin yani. Kulak çünkü o cevherdir, kulak cevherdir, göz cevherdir. Cevher demek kendi başına duran, gözle gönül elle tutulan. Cevhere taluk eden, araz. E onun için insanların sıfatları arazdan ayrılamaz. Ne demek arazdan ayrılamaz? Ne sıfatın var acaba? Ben çok alimim, hafızım falan. Nereye bağlı bu senin? Hafızana, beynine, şurana, bir yerde. Şimdi beynin olmasa, aklın olmasa, şu işte alzheimer olsan, bunatsan, hafızın kalıyor mu? Yok. İlminin yeri neresi yani? ilminin haznesi neresi? Depo. İlmi nerede depoladın yani? İşte kalpte mi, beyinde mi, dimağda mı? Neyin neresinde yani? Sen orada illa ne oluyor? Bir yer gösteriyorsun. Hem de iç yağından ibaret. Kanlar, revanlar, damarlar, sinirler. Şöyle şu kadar bir şey bilmem ne. Ne diyorsun? Beynin şurası küçücük bir yer. Beyin zaten şu bir yer yok. Bir de onun dünyada bölgeleri var. Peki şurası hatırlama gücü. Şurası ezberleme. Şurası konuşmaya efendim şeyi komut veriyor. Şurası bilmem nereye komut veriyor bilmem. O zaten şey olduğu zaman ne oluyor? Ne eli çalışıyor, ne ayağı çalışıyor, ne kafası çalışıyor. Onun için insanın sıfatlarında, insanların mahlukatın herhangi mahlukat sıfatlarında mutlaka arazlar lazım, cevherler lazımdır. Çünkü sıfatlar arazlardan ayrılmaz. Arazlar cevherlersiz duramaz hiçbir arazı bir ceversiz, tutunduğu bir yer olmadan gösteremezsin. İlmi göster bana diyor. Bu adam çok alim bilmem ne. Ne sıfatı var burada? İlim sıfatı var. Şunun bir ilim sıfatını göster bana desem. Kimse ne kendinin ilim sıfatını gösterebilir ne kimse de görebilir. İlim sıfatı diye bir şey yok. Ben şimdi konuştuklarımdan neler bildiğime değer bir deliller anlayabilirsiniz ancak. İlim sıfatını nereden göreceksin? Ben de sendeki neyi biliyorsun neyi bilmiyorsun ilim sıfatını ben de seni göremem. İlim sıfatı görülmez. Ama kitap yazan birine malumat görülür. Yok efendim konuşma yaparsın, konuşmalar işitilir. Buradan da nereye gidilir? Bu adamda ilim, ilim var. İlim de denmez yani, malumat var. İlim sıfattır çünkü. Direkt sıfata taluk edilmez. O malumata taluk edilebilir. Yani görmekle, işitmekle falan. Dolayısıyla vel eğraz garazlardan. E, garazlar maksatlar demektir. Gayeler demektir. Yani senin şimdi e, ee, i̇nsanların işte cinleri neyse mahlukat. Her şeyleri neye bağlı, bağlıdır? Efendim bir maksata bağlıdır. Bir gayeye bağlıdır. Sen şimdi ne yapıyorsun efendim? Ee, yemek yiyorsun. Maksatın ne? Ben mesela hiç yemek yemek istemiyorum esasen. Ağzımı da dişlerimin arasına da bir şeyler girsin istemiyorum. Sonra onları uğraşacak her namazda abdestte bir şey okuyacağım. Diş temizliği bilmem ne. Kürdan kullan onu kullan bulan sonra fırça çok misvak. Yani mesela hiç kirletmesek daha iyi temizleme lüzum olmaz hani. E, istemiyorsun. ama ben yemeği niye yiyorum? Zevk almak için, keyif almak için yemiyorum. Şu anda ben işte karbonhidrat sayımı şekerim düşmesin, bilmem ne çıkmasın. 2000 kalori günlük, aksi takdirde çaptan düşerim, namazla kalkamam, belimi de ayakta doğrultamam falan falan. Neyse, kendime göre e, gayelerim var, iyi bir gayeler. O iyi gayelerle yemek yediğimiz için o da ibadet oluyor tabii yani. Çünkü sen ondan alacağın kuvveti ibadete harcama maksadın olursa, o demek haramlara kullanacağın maksadın olursa vesaire ona göre değerlenir o iş. Yani yemeğin ibadet olan kısmı var, masiyet olan kısmı var, niyetine göre değişir. velakin yani her yaptığımız işte bir maksat var. Buradan oraya geçiyorsun. Niye geçsin? Burası soğuk diyor. Efendim, niye yemek yedin? Acıktım diyor. diyor acı. Olur mu diye acır e, Rahatsız olur, rahatsız olur, uyku tutmaz. Ha, e, efendim, iş yapamam, e, İşe güce gidemem, para kazanamam. Ev ekmek götüremem, bilmem ne bilmem. Bizim her işimiz birbirine bağlı garazlar, garaz hedefler, gayeler ve maksatlara yöneliktir. Ha manyaksa, salakanaysa o başka. Bir bakarsın oraya gider, bir bakarsın oraya gider. Ne derler ona da? Deli gibi dolaşıyor derler. Niye deli gibi derler? Gayesiz ve maksatsız. Şuraya niye gittiği belli değil, buraya niye çıktığı belli değil. Ama normal akıllı bir insanda bunu derlerse Her şeyini Böyle gider, birden döner öyle, Hemen sen edersin ne dersin? Cık, öyle gidiyordu ama yine bir şey hatırladı o. Birden ters döndü. Başka bir şey var. İşte akıllının her içinde bir garaz vardır. Onun için insanların sıfatları, mahlukatın sıfatları, arazlardan, garazlardan çözülemez, ayrılamaz. Ayrı duramaz. Her yapılan işte bir ma mana, maksat mülaza edilir ve mutlaka her sıfat bir e, e, ara cevherle bir yerle kaimdir. Efendim işitme kulakla, gö görmek gözle, koklamak burunla, tutmak elle, yürümek ayakla yani sıf bu sıfatlar bir anda insanda varsa bu sıfatlarını gösteremezsin. İlla bir uzuvla onu gösterebiliyorsun. Peki hal böyle olunca ve ve teala halbuki Allah da münezzehun münezzehtir anzalike. Bütün bunlardan münezzehtir. Allah Teala yaptığı hiçbir şeyi bir e, hikmetle yapar. Bak hikmet başka, garaz başka, maksat başka. Hikmet üstün e, Rabbimizin tebareke ve teala isabetli ilmi vardır, isabetli iradesi vardır, isabetli kudreti vardır. Her işi şey yerli yerincedir. Ama bizdeki garaz meselesi nedir? Sen mesela o işi o gaye için yapıyorsun. O maksat olmasa o işi yapıyor musun? Yapmıyorsun. Anladın mı? O maksada hizmet etmiyorsa o işi terk ediyorsun. Ama allah Teala yapmak istediği bir şeyden onu kimse engelleyebilir mi? Veya burada bu hedef tutmuyor diye o işi bırakır mı? Haşa! Neyi tutmayacak? Neyi tutturamayacak yani? Yaratan o.